Sevgili dostlarım, herkese öncelikle merhabalar. Evet, kaldığımız yerden Warhammer 3 Village serimize 14. bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, iki koldan ilerliyoruz. Bir Village karakterimiz buradan ilerliyor. Diğer karakterlerimiz ise bu taraftan ilerliyor. Ben bu karakterlere isim vermek istiyorum. Buna Uçan Kuş diyeceğim. Uçan Kuş, dur bakalım lakabı neymiş bakalım bir. Gerçi Vigo. Uçan Kuş Vigo diyelim biz buna. Uçan Kuş Vigo. Heh. Tamam. Uçan Kuş Vigo. Diğer karakterimiz ise Suratsız diyeceğim buna. Suratı yok çünkü arkadaşlar. Lakabı olacak. Suratsız Vash. Nar diyelim. Cinar. Suratsız. Suratsız nar. 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 Nasıl isim bunlar böyle? Nasıl isim koyabiliriz buna ya? Suratsız. Bir dakika şimdi. İsim bakalım. İsim bakalım. Bunların isimleri neymiş? Fregnus. Suratsız Frek diyebiliriz ya buna. Ha. Suratsız. Suratsız Frek. Suratsız Frek ve uçan kuşla devam ediyorlar. Şimdi bir dakika şeye bakalım bir. Vigo burada. Frek de burada. Bu karakterlerin bir tanesini şu gruba gönderebilirim. Bunlar çünkü ele geçireceklerdir kesin bir yeri. Zayıf olan olmazsa ona göndereyim ben de. Sağlam olan devam etsin. Mesela bu sağlam olan. Bu zayıf olan. Arkada geri hizmetlerde bulunsun bence. Daha sonra geri dönsün. Sen devam et şöyle bakalım. Çünkü bu grubun geri dönmesinin bir anlamı yok. Sana da bir isim verelim. Senin ismin ne? Kuhar. Kuhar güzel bir isim. Yine Kuhar. Büyük koyuyorum isimleri ki belli olsun diye. Deminkini küçük yaptık. Uçan kuşumuzu. Bu da ne olsun? Şey dedim buna. Yakışıklı Kuhar. Çünkü elbisesi falan çok güzel böyle parlıyor marlıyor ya. O yüzden buna öyle isim koydum. Yakışıklı Kuhar. Bakın böyle güzel üzerinde bir şey var. Miğfer falan olduğu için bu şekilde bir lakap koydum kendisine. Kuhar da Village'le beraber kendini geliştirsin. İlerleyen zaman o da bir uçan kuş olacak. Ona da kaçan kuş diyeceğim. Biri uçan biri kaçan kuş olacak. Bu da kaçan kuş Kuhar olacak ilerleyen zamanda. Uçmayı öğrendiğinde tabii. Önce uçmayı öğrenmesi lazım. Daha toy abisi. Daha uçmayı öğrenemedi. Bu karakter değişmiyor. Hep bu suratsız kalacak böyle. Hep bu şekilde kalacak yani. Değişmeyecek. Yaratıklaştır. 3 kaos türü ekleyebiliyoruz. Biliyorsunuz bunu hiç kullanmadık aslında. Uzun süreler boyunca. Aslında kaos türlerini şuna gönderebilirim. Şuna daha doğrusu. Ki bunun bence ihtiyacı var. 3 tane kaos türü işine yarar. Fakat şu birlikler 3. rütbe. At bunu abi şimdi. 1. 4. rütbe. 4. rütbe. At bakalım. 2. Şunu at. Buna bir ihtiyacımız yok. Ve 3. Şimdi şey gönderelim. Vigo'ya gönderdim. 3 tane kaos zinç yaratığını gönderdim. Yalnız ismini büyük yazalım. Ha. Vigo. Tamam. Şimdi Vigo
Buna saldıracak da. Ona nasıl saldıracak? Bu bizden kaçacaktır büyük çoğunlukla da. Bakalım. Olmazsa şunu yakalayabilirim. Kafaları karıştırıyorsunuz. Böylelikle ordunun hareket menzilini, pusu savunmasını ve liderliğini düşürüyor. En azından hareket menzilini düşürebilirsek öyle yakalayabiliriz. Evet, harp başarısız olmuş. Aslında güzel bir haber bizim için. Orkları çünkü orklar bayağı bir ortalığı karıştırıyor şu anda. Acaba bunu buna mı göndersek ya? Bütün kahramanları bir yere toplasak çok fazla kahraman bulunuyor yalnız. Ama gene de bir tanesini göndereyim ki abi. Şöyle gel de buradan gelirsin orduya. Şu zinç birliğini yok edeceğim burada. Ona ihtiyacımız var. Onu çevirebilir miyiz? Rütbesi ama düşecektir. Neyse kalsın. Hatta bunu iptal edeyim şöyle. Boşuna durmasın. Bu karakter şuraya saldırsın. Gelemiyor. Tamam şöyle gel bakalım. Oradan ilerlemeye devam et. Sen de böyle geleceksin. Arkamızdan geliyor. Aslında onu yakalayabilir miyim? Yakalama şansım bence yok. Kafasını karıştırsak. Full marşta mı geldi buraya? Onu da bilmiyoruz. Yok abi bunun gitme şeyi var. Menzili var. Kesin bu buraya saldıracak. Babacım saldırsan ben sana arkandan geliyorum. Veya buraya pusu atıp öyle mi devam etsek? Çok vakit kaybetmek de istemiyorum ya. Ben devam ediyorum. Ne yapıyorsa yapsın o. Yoksa çok fazla vakit kaybedeceğiz. Boşu boşuna vakit kaybetmeyelim. Devam edelim yolumuza. Zaten diğer ordumuz arkasından izliyor şu an onu. Yok edecektir. Buradan boşluk gelmiş. Ne buraya neyi yapıştıralım abi? Bu ne? Şagot Ejderha Ogresi geliyormuş bak bununla beraber. Ne istiyor abi bizden? Bu hediyenin kilidi belirtilen sayıda ruh kurban edildikten sonra 15.000 istiyor. Çok fazla değil mi ya 15.000? Neyse. Fraksiyon lideri kazanılan tecrübelerin %25'i kadarını diğer lordlara verir diyor. Bu galiba şey mi? Bölünmemiş otorite artı bir fraksiyon liderin ordusunda diyor. Ya bu güzel değil ki. Biz sonuçta zinç birliklerine bonus veriyoruz. Bölünmemiş otoritede bir şeyimiz yok bizim şu an. Elde edilen biat puanı Norska ile yapılan ittifak ve vasallıklar ile için %100. Vasallardan alınan haraç %100 artıyormuş. Geç onu. Ben genelde savaş şeylerini kullanmayı daha çok seviyorum. Zayiat ikmal oranı kaos yağmacıları birimleri için %10. Yakın saldırı yağmacılar için artı 8. Kazanılan birim tecrübesi %25. Yağmacılar için güzel bir özellik. Korkunç varlıkta ise tüm birimlere korku salma özelliği veriyor ama bölünmemiş birliklere veriyor tabii sadece bunu. Zinç birliklerine vermiyor. Kazanılan birim tecrübesi bölünmemiş birimler için %25. Bölünmemiş. Abi bu güzel bir özellik. Bunu yuvaya ekliyorum. Zaten bir de bölünmemiş bir ordu yapacağız. Bunlar da bölünmemiş ekibimiz. Bunlar önemli yani. Sonuçta dev mev var. Tecrübesini arttıracak. Şimdi şöyle bakmayın. Şimdi dev gelişmiyor ama bu tecrübenin de bir bonusu var sonuçta. Liderlik veriyor, yakın dövüş saldırısı ve yakın dövüş savunması veriyor. Bu da önemli arkadaşlar. Sadece buna dönüşmekte bakmayın. Yani gelişmekte bakmayın. Rütbenin de bir bonusu var sonuçta. Bunlar önemli şeyler bizim için. Bu atlıları çevireceğim. Güzel bir ordu var elimizde ya. Bu ordu hiç fena değil. Bu ordu var ya. Hiç fena bir ordu değilim. Zaten yeni birlikler gelmiş. O birlikleri biz değiştirelim abi. Bunlar lazım mı? Savaş tazıları. Savaş tazıları artık kullanmama ihtiyaç yok. Zaten ogrelerimiz var sonuçta. Trollerimiz var. Bunlar hızlı birlikler. Bir tane yapalım buna. Piyadelerimizi artık yavaş yavaş güçlendirelim. Güzel. Bir tane daha bölünmemiş komutan çıkartacağım. Hatta şimdi çıkartabilirim. O bölünmemiş de senle gelsin abi. Buradan çıkartalım.
İki tane bölünmemiş devam etsin. Şimdi bu da sihirbaz olsun. Çünkü bunlar ilerleyen zamanda ejderhaya binebildikleri için benim çok çok işime yarayacaklar. Bu ne büyücüsüydü abi? Gölgeydi değil mi? Gölge. Bunun yanına ne verebiliriz acaba? Senin yanına ben ne verebilirim? Kara öfke özelliği, iğrenç çehre diyor. Kontrol eksi 8 korku salma özelliği veriyor. Ateş büyücüsü versem. Zinç otoritesi veriyor. Ne alaka şimdi yani bu? Gerçi zinçe çevirirsen güzel bir şey. Karakterin tecrübesi %15 daha fazla olacakmış ateşte. Maden kullanmam. Ölüm aslında ölüm de güzel ya. Hücum bonusu çok yüksek bak. Ejderhaya bindi mi çok işime yarar bu. Ölüm büyücüsü de düşmanın liderini azaltan özellikleri var genelde. Ve düşmanı yıpratan bir büyüsü var. Ateş de güzel arkadaşlar. Ateşinde de güzel düşmana atılabilen şeyleri var. Yok değil yani baktığınız zaman. Şu an karar veremedim. Ateş olsun daha hızlı bir şekilde seviye atlasın. Bu da sorunsuz bir şey ya. Buna şey değildim abi. Şimdi aynı mı ikisi de? Yok bunun görüntüsüyle bunun görüntüsü farklı. Bak diş var bunda. Bunun ismini şey olsun. Nerede onun isim yeri? Rulek. Tamam Rulek. Güzel isim. Rulek. Keskin diş. Tamam mı? Keskin diş. Keskin diş Rulek. Tamam. Bu da keskin diş Rulek oldu. Suratsız Frek ile keskin diş Rulek. Evet, karakterler çok ilginç oldu ama bence güzel oldu. Bunlar da devam edecekler. Beraber iki kardeş gibi böyle düşünelim bunları. Bunlar iki kardeş, ikiz kardeş olsun tamam mı? Suratsız Frek ile keskin diş Rulek. Devam edelim. Evet, vasıf gel. Denetmen özelliği gelmiş. Hareket menziliyle sefer görüş açısından %5 arttırıyor bu özellik. Gayet güzel. Teknoloji araştırılmış. Bu teknolojide kahraman kapasite veriyor. Kaos sihirbazına falan. Açalım bunu abi. Onları yaparız. Bol bol büyücü yapalım. Büyücülerden zarar gelmez hiçbir zaman. Talim verecek. Daha fazla talim olacak ordumuza. Çok çok güzel. Bak üzerimize yürüyor şu an. Farkında mısınız? Direkt üzerimize yürüdü. Baktı tek bir ordu var. Çok kurnaz bu var ya. Çok kurnaz. Burada başka ordular var. Kesin onlar bu bölgeye saldıracaklar. Gerçi bir ordu geliyor sonuçta. Ben yağmalamaya devam ediyorum bölgeyi. Denizlerden gitmeleri onlara iyi olmadı da çok fazla şey var burada ya. Bu Krakenli ordu korsan olduğu için kıyı kesimlerinde yerleşkeleri çok fazla. E buraya geçemiyor. Denizden mi geçebiliyoruz buraya sadece? Dur bakayım. Oha, orana geçilmez yani. Ama denizden de geçebiliriz buraya. Tecrübe gelsin sürekli. Pusu atsam mı diye baktım da. Bilemedim şimdi ya. O kadar çok bölgesi var ki. Gerçi çok az bölgesi kaldı. Kacı karışık burası biraz. Hadi canım 8 bölgesi var. 8 bölgesi bütün kıyı kesiminde bu yayılmış durumda. Bunu vassalım yapma şansım yok mudur? Ama saldırmazlık anlaşması talep edebiliyoruz. 6900 de bana para veriyor. Yapalım bunu tamam mı? Şöyle yapalım. Kraken Lord'la anlaşalım. Şu an ona bakacak bir vaktim yok benim. Ona bakacak vaktim yok.
Ben diğer taraflara yoğunlaşayım ve zaten zafer koşullarında o tarafla fazla bir işimiz yok. Bakalım bir hedef belirleme yapalım. Karakaya nerede? Yakın mı? Uzak. İblis kapısı uzak abi. Oraya alamayız. Kıyamet kalesi uzak. Hepsi uzak bunların. Karakdum. Evet, Karakdum alırız. Karakdum var. Karakvulak var. İki tane. Güzel. Uzak abi. Uzak. Çok uzak. Gidilebilir. 3 diyelim ona. Buraya gidilmez. 4. Çok uzaklar ya. Hadi. 4 dedik oraya. Bu nasıl bir zafer şeyi böyle? Hep bakın burada veriyor genelde. Bu da veriyor. Tamam, buraya gelmek ama amacımız ama buraya gelmek. Buraya gelmezsek bu şeyi bitiremeyiz arkadaşlar. Şu an toplamda 2 bölge var elimde. Burada 3 bölge vardı sanırsam. O zaman iblislerin olduğu yere çıkmak zorundayız. Yani aşağı inmek yerine yukarı çıkmamız gerekiyor bizim. Fakat düşmanlarımız hepsi aşağıda. Önce şu Ketey birliklerini yok edersek biraz rahatlayacağım, sonra orklara yoğunlaşacağım bu alanda. Buradan böyle tarayarak gideceğim. Sonra yukarı çıkıp orkların bölgelerini yıkıp en sonunda yukarılara ulaşmış olacağız. Aslında ittifak kursak da yetiyor da. O da yetiyor. İttifak kurmak da yetiyor. Şimdi o zaman ne yapalım abi? Ya bakalım anlaşabilecek miyim öncelikle? Bunlarla anlaşamam. Bunlar benimle anlaşmaz. Bunları yok edeceğiz. 10 bölgesi var. O ne ya? Bir de seninle mi uğraşacağız burada? Bunlar benimle anlaşmıyorlar. Gerçi bunlar anlaşmaz. Çünkü şu ikisi anlaşmalı. Bununla anlaşmalısınız. Bu hayatta anlaşmaz bende. Yapacak bir şey yok. Olmazsa amacımızı gerçekleştirmek için biraz daha büyüyoruz. Ordular çoğalacak daha sonrasında. Orduların çoğunu yukarı göndeririz. Burada bir asayişi sağlanması için 2-3 ordu bırakırız. Orada yağmalar, talan eder sürekli. Burada hem asayişi sağlayıp hem de ortalığı karıştırır bir güzel. Daha sonrasında ver elini kuzey diyerek o tarafa yelken açarız. Öyle de bir amacım var. Risen. What? Unleash the bloodlust. Talan edeceğim çünkü talandan tecrübe geliyor. Ona ihtiyacım var benim her zaman. 27. seviye oldu bu da. Ben kendi özelliklerini de vermiştim değil mi? Evet, ona vermiştim daha doğrusu. Acaba şuna da versek mi? Yıldırım çarpması falan veriyor. Zinç uzlaşması veriyor. Hareket menzilini arttırıyor. Bir buna verelim. Buradan gidelim. Alttan gidelim önce. Geri çekildi de ben onu tuzak kuracağım şimdi. Niye gidemiyoruz? Biz tur atlamadık mı? Ben anlamadım. Biz tur atlamamışız, pardon. Tur atlamamışız. Bence bu taraftan devam edip şu simyacı mabedini alalım. Öncelikle şunları yok etmek istiyorum da bölgede. Gerçi çok fazla bölgeleri var. 10 tane bölge gösterdi. Şurada şu an 1, 2, 3 bölge saydım. Galiba bu biraz daha alt taraflarda bölgeleri var diye düşünüyorum.
Bakalım neyse ilerleyip göreceğiz. Tamam burada bir ordu var. Güzel. Şimdi gelelim bunlara. Bu bana gelmiyor ama tuzak kurarsak belki başarılı oluruz bu bölgede. Bu ne yapmış? Gerçi onunla artık savaşmıyoruz değil mi? Doğru. Sıkıntı yok o zaman. Buradan direkt bu bölgelere gidelim artık. Lord Conjurer. Move, mule. Evet arkadaşlar, bana tuzak kurdular ama sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. İki ordu görünüyor, iki tane komutan var başlarında ve şey saldırıyor. Fraksiyon lideri saldırıyor. Ateş büyücüsü biliyorsunuz. Oradan biraz tehlikeli. Bir de çok fazla piyadem var. Bakın burada piyadeyi iyi mantıklı kullanmak lazım. Düşmanda ateş yağmur roketi var. Hiç sorun değil abi. Bir şekilde hallederiz. Bizde daha fazla büyü var. Uçağın birlikleri burada kullanmak istiyorum akıllı bir şekilde. Zineli kaybımız var çünkü full maaşta yakaladı bizi. Ama güzel var. En azından kafa kafaya gelmek iyi oldu. Bunu alırsak bu bölgede rahatlarız. Biraz daha rahatlarız. Şu iki tane uçan kuşu bir iyi kullanmak istiyorum burada. Zaten bir tane de şeyimiz var. Adı aklıma gelmedi. Mentikorumuz var. Bu da uçabiliyor galiba. Çok güzel. Uçan birlikler fazlaysa işime yarar. Düşmanda okçu biraz var. Bunlar atlı okçu mu acaba? Mızraklı mı? İnşallah mızraklıdır. Ha, destek birlikleri bu kadar gelecekmiş. Atlılar var genelde üzerinde. Da. Çok geç kalacak. Bu da uçuyor. Şimdi güçlü birlikleri, gerçi artık bu güçlendi. Bir sıkıntısı yok. Bu Zalminki başlatırsak iyi olacak. O yüzden bu biraz güçsüz yalnız. Şöyle yapalım. Güçlülerle güçsüzleri iki tarafa alalım. Düşmanda okçu da var şimdi. Okçuları da kafa atmak olmaz. Şu ana ordumuzu şey yapalım. Bunlar önden gitmesin. Kalkanlar önden gitsin. Gerçi bunlar da kalkanlı da. Değerli birlikler bunlar. Kaos savaşçıları arkadan gelsin. Yağmacı önden gitsin. 4 yapalım. 3-4. Atları 6 yapalım. Bunları da 5 yapalım. Şimdi bir yerden güçlü saldırı yapıp bir yerden zayıf bir saldırı yapacağız. Güçlü saldırıyı bunlar yapacak. Arkadan bunlara gelecek. Atlılar da yan taraftan gelecekler. Siz de böyle gelin. Direkt başlıyorum. Düşmanda şey var biliyorsunuz. Roketleri var. Direkt saldıracağım. Gel böyle. Bunlar mızraklıymış bu arada. Güzel. Evet ordumuz saldırıyor direkt. Bakın sürpriz saldırı yaptık resmen burada. Hızlı şekilde saldırmak bizim işimize yaradı. Roketler daha mevzilenemedi burada. Hemen direkt saldırıya geçiyoruz. Hemen direkt saldırıya geçiyoruz. Yaklaşın babacığım siz de arka taraftan şöyle. Gel bakalım şöyle. Çok menzil
uzak kalıyor. Mortal fool. Your will. Güzel, roketin bana saldırması iyi oldu en azından. Benim işime gelir. Tamam, siz oralayın onları da. Gelin şimdi, saldırın şunlara. Atlılar, şunlara saldırın. Son anda var ya. Güzel. Arkalarından saldırıyoruz. Büyü çekelim abi. Büyüye çünkü burada bayağı bir ihtiyacım olacak. Zomik dönüşmüş. Liderlik -16 veriyormuş. Onu atalım. Orada liderliği alsın abi. Zaming geldi. O ona saldırma yalnız. Sen çok akıllısın ya, var ya. Abi bunları geçemiyoruz ki. Bak. O bizde tabi güçlü. Normal güçlü olması. Bizimki büyücü çünkü. Bunu saldırması lazım. Sen bir yenile bakalım kendine. Şunlara bir saldır. Bu sefer sert kayaya çarptık bize. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bayağı bir sert kayaya çarptık. Zaten fraksiyon lideri. O oradan çok bonus kazanıyor. Onu da farkındayız. Burası çok güçlüymüş ya. Vallahi sert kayaya çarptık bu sefer. Bu sefer başaramadık galiba. Gerçi öldü mü bitecek işi de. Evet, şunları atalım abi. Ölüyor, güzel. Ben de ölüyorum. Yardıma gelsene buraya. Na atlılar, takıldınız kaldınız orada ya. Yazıklar olsun size vallahi. Orada takıldınız kaldınız arkadaş. Ben anlamıyorum ya. Geri çekiliyor abi. Böyle bir şey olamaz ya. Abi fraksiyon lideri işte her zaman çok bonuslu oluyor maalesef. Bizim de frak bilic olsa var ya karşısının içinden geçerdi de işte. Neyse.
Okçular çok iyi çalıştı burada ya. Yenildik arkadaşlar. Savaşı alamayız. Maalesef. Bari şunu geberteyim de. O da gebermedi. Bu orduyu kaybettik. O kadar orduyu besledik, büyüttük abi. Sonunda kaybettik. İşte ayrı kalmanın da böyle bir zararı oluyor. Tek bırakmak kötü oldu bu orduyu. Zayıfmış abi bu ordu. Ben sevmedim bu orduyu ya. Çok zayıf kalmış bu ordu. Ya şu kodumun şeyi uçan kuşu var ya o kadar bak şey verdim buna eşya verdim hala da zayıf abi zayıf zayıf büyücü zayıf. Büyücüyle şey kapışamıyor. Bir türlü. Yanlış kullandık bunu. Başta aslında ya adamlar çok güçlü abi. Şunları geçemiyorum ki şu ikisi var ya bak. Takıldı kaldı birliklerim orada. Geçemedi onları bir türlü. Bunların savunmasıyla ünlü bunlar oyunda. Bir de bu bonus veriyor galiba bunlara. Diğer lord, kadın lord şey veriyordu değil mi? Okçulara bu da şeylere mi, piyade mi bonus veriyordu? Öyle bir şey vardı. Neyse artık. Mazeret kabul etmiyor oyun. Kaybettik. Kabul edeceğiz bazı şeyleri. Ordu gitti. Aha. Saçmalama ya. Hiç yapasım yok şu an. Moralim bozuldu. Seninle uğraşamam. İşte acele ettik ha. Ben demiştim ya acele edersek daha iyi olur diye. Düşman bak çaldı. Bence acele etmeyecektik. Tam tersini yapacaktık. Peki bu büyü atacaktı. Kaçacak, uçacak, kaçacaktık. Yani önce şey alırdık. Okçularıyla şey almaya çalışırdık. Bu roketi vardı ya. Bir şekilde ilerledik onu yani, büyü atarak. Yaralandı. Jungle'ın ruhu yok mu edildi? Yeter oğlum kaç tane şey event gelecek? Hayret bir şey ya. Bir dakika şimdi kim öldü kim kaldı? Yanındaki adam gitmiş. Yazık oldu. Neyse. Yapacak bir şey yok. Adam aldı. Bilek gücüyle. Bu şerefsiz şimdi buraya saldıracak tipini şey yaptığımının nokta nokta çok sinir oldum şu an var ya. Ya tipinde hayır yok adamın ya. Bu da bir şey yapamaz gibi. Ona Village'in gitmesi lazım. Village gitmeden ona hiçbir şekilde bir şey yapılamaz. Onun ilacı Village arkadaşlar. Gerçekten fraksiyon liderleri çok güçlü oyunda. Çok fark ediyor. Bunlar neymiş abi böyle? Ölmediler lan. Ordu da fena değildi yani ordum aslında. O da öldüremiyorsa onları. Yazık. Şimdi oradan bir saldırı yapacak. Onu artık engelleyemeyiz. Oraya bir yardıma gidelim ya. Bunlar ne böyle ya? Niye zinç bitir geliyor ki normal birlik gelmiyor? Bu niye? Ha, bir ordusu gitmişti tamam. Savaştığı için bir ordu şey oldu. Maalesef. Babacım biz gidelim. Alırız onu ya ikimiz. Gel bakalım şöyle. Onunla mücadele ederiz. Yani bu ordu da fena bir ordu değil. Hem bir şeyimiz daha var. Tuzağa çekebiliriz onu bir şekilde. O kesin şimdi kapılara saldıracak. Ben biliyorum onun kapılara saldıracağını. Amacı o kapıları geçmek. Ele geçirmek kapıları. Village çok geç kalacak. Sen bu tarafları al. Bana yeterli. Başka bir şey istemiyorum.
Oradan yukarı çıkarız daha sonrasında. Diğer ordunun burayı alması lazım bu şekilde. Artık elinden geleni yapacak. Böyle yapalım. Şu an büyücü yapma şansım var mı? Hiç bakmadık ona. Bir dakika, büyücüleri yapalım ya. Böyle bir şansımız varsa. Kahraman yapılabiliyor. Kahraman çıkartalım. Zırh artı 25. Buradan çıkartma şansım var mı? Yok herhalde. Buradan çıkabiliyor. Bir dakika ama durun. Kaos sihirbazı burada bir yerde yapılabiliyordu diye biliyorum. Nerede yapılabiliyordu o? Şurada mıydı acaba? Oğlum nerede bu kaos sihirbazları? Bu ne? Kontrol. Binaların gelirini arttırıyor. Yapalım bunu da. Şunu arttıralım. Bunu arttıralım. Kaos sihirbazı. Nereden yapılabiliyor? Buradan. Tamam, böyle kalsın. Şimdi ne yapacağız? Şunları arttıralım özelliklerini. Güzel, bunlar geldi. Süper. Kaçmış ordu. Böyle yapalım. Bunu değiştir. Acaba buraya saldırırsam bu bana saldırır mı ya? Bir yere ordu falan çıkar mı? Bu ordu da şimdi böyle bırakmak istemiyorum tek başına. Neyse, Bilic burada beklesin abi. Her an çünkü buna birisi saldırabilir. Ölümsüzlüğü yok. Boşuna ölmesin. Böyle tamam. Topraklama çubuğu geldi. Zaumink burada. Bu ismi Zaumink miydi? Zaumink. Doğru söylüyormuşum. Şunu alabilirim yalnız. Bu tarafı da geliştir. Devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi Hercai Göz açıldı ve bu sefer ödüllerde kötücül hüner var. Yakın saldırı, lordlar ve yetiştirilmiş 5 tur sürüyor. Hiç bakma bile ona sen. En güzeli Shaggot Ogres'i geliyor. Shaggot Ogres'i bölünmemiş diye biliyorum ben. O yüzden bu orduya yakışır o. Bölünmemiş olması lazım. Bakalım olacak mı? Ben bunu bölünmemiş diye biliyorum ama. Sonuçta bu yaratıklar bölünmemiş mi, bölünmüş olarak geçmez. Zinç özelliği yok bunda. Hani kalkanı, bir bariyeri falan yok. Neyse abi, kalsın. Shaggot bayağı bir burada işimize yarayacak. Tuzak kuralım bu orduya. %45. 80 mesela burada. Saklanmış oldu orada şimdi. Neyse şöyle gelsin de. Bakalım ne yapacak. Evet, yeni birliklerimiz gelmiş. Alalım onları askere. Yavaştan gelişsinler. Ordu burada.
You are destined to die. No, not this time. Sorcerer, destined for victory. Katam'ın kuru kafası kendisine hasar veriyor. Büyü ustalığı %40 artıyor. Daha iyi vuruyor yani büyüleri. Saniye başına hasar 16-33. Bir kere kullanma şansı var ama o kötü işte. O biraz kötü bizim için. Seviye 10 oldu. All babbits. Marauders is all. Ya şu vassalları mert göndereyim abi. Bu vassallar iş arasınlar. Kardeş. Bu tarafa gelin. O taraflardan gidelim. Bak burada bayağı büyük ordusunuz. Şöyle yapalım. Lan oğlum. Başka etrafta ordu var mı? Şu an göremedim. Peki Kraken Lord'la anlaşma şansımız var mı acaba? Hiç yok. Ama aramız iyileşiyor. Biraz para versem ben sana daha çok iyileşse aramız. Ha? Biraz müttefik yapalım mı aramızda? Niye yapmıyorsunuz ki anlaşma? Ticaret niye yapmıyorsunuz? 89. 2009 çok fazla para. Olmaz. Çok fazla para. Benim başka etrafta anlaşabileceğim bir Kaos Dejonu var. Onunla işim yok benim. Etrafımdaki şeyler. Oo, şey gördük. Archeon'u gördük. 9000 ne Archeon? Ne yaptın ya? Al beni soy. Bütün paramı al. O nasıl bir istek benden? Savaş grubu yükseltmelerin kilidini açar. Kan canavarlı savaş arabaları, kıyamet şövalyeleri. Kaos şövalyelerine %15 tecrübe veriyor. Geç onu. Bu neymiş? Savaş grubu yükseltme maliyeti. Zırh kaos savaşları, seçilmiş kaos şövalyeleri, hevesli şampiyonlar için artı 10 zırh veriyor. 2 tur sürecek. Onu da aldım. Evet sevgili dostlarım, burada bölümün sonuna geldik. Bizim için verimsiz bir bölüm oldu. Biraz talihsizlik yaşadık. Hata bizde var ama orada. Hata bizde var. 2 tur sonra geliyor uçan kuş Vigo. Onu yeniden bir donatacağım yavaş yavaş. İlk başta yardımcı olarak gelecek yanımızda. Yavaş yavaş zinç biklerini basmaya başlayacak. Daha sonrasında adam olduktan sonra da göndeririz savaşlara. Yalnız ben şey göremedim. Büyücü yapma şansım hiçbir yerde yok muydu ya benim daha önce? Var diye biliyorum ama yokmuş meğersem. Hiçbir yere büyücü binası yapmamışız. Şimdi buraya yapıyoruz. Olduğunda büyücü çıkartalım. O büyücüler de bayağı bir işimize yarayacak bizim. Biliyorsunuz. Yok yani. Yoksa yapacak da bir şey pek fazla yok bizim için. Bu tarafa şunu yapalım. Bunu yükselt. Evet dostlarım, lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.